Gelecek Partisi resmen ilan edildi. Stüdyoda bana eşlik eden değerli konuğum İstanbul Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam. Hoş geldiniz Sayın İslam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl değerlendireceksiniz Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Davutoğlu'na arayarak tebrik mesajı iletmesini efendim? Tabii öncelikle hayırlı olmasını diliyoruz. Her zaman tabanın sesinin siyasette duyurulması ve siyasetin çoğulcu bir şekilde yapılması ülkenin menfaatinedir. Hem kurulmaları dolayısıyla hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum kendilerine. Sayın Gül'ün Sayın Davutoğlu'nu araması da elbette ki kendilerinden beklediğimiz siyasi nezaket dahilinde bir davranış. Biz Türkiye'de böyle bir siyaset istiyoruz. Yani en ciddi rakiplerinizi veya hiç uzlaşamayacağınız hasımlarınızı dahi en azından siyasi ortamda bir muhatap olarak kabul edip onlara iyi dileklerinizi sunmanın iyi bir şey olduğunu görüyoruz. Ben siyasette bu dilin taraftarıyım. Peki partinin kurulmasını nasıl değerlendireceksiniz? Yani sağda uzun zamandır, uzun yıllardır böyle bir bölünme yaşanmadı. Siz sağ kesimden gelen bir kişisiniz. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Ali Babacan'ın partisinin yolda olduğu konuşuluyor. Davutoğlu resmen ilan etti partisini, Gelecek Partisi'ni. Ne diyeceksiniz sağdaki bu bölünmeyle ilgili? Evet. Ben kendimi sağda olarak görmedim. Yani siyaseti sağ sol üzerinden okumuyorum. Siyaseti doğru iyi kötü ve doğru yanlış temaları üzerinden okumaya çalışıyorum. İçinden geldiğim gelenek de böyle bir gelenektir. Çünkü sağında solunda artı ve eksi yanları olduğunu en azından pratikte olduğunu düşünüyorum. Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın parti kurma çalışmaları birkaç aydır hepimizin malumu, yani basında yer alıyor. Tabii AK Parti'de birkaç yıldır biz şöyle bir sıkışma yaşıyoruz. Bugün Sayın Erdoğan'a baktığımızda aslında partiyi kurduğu o birinci halka ve yol arkadaşlarım dediği ekipten bugün hemen hemen hiç kimseyi görmüyoruz. Ve bu da partinin kendi içerisinde belli grupların tasfiye edildiği, en azından yönetimden uzaklaştırıldığı anlamına geliyor. Belli ki bir rahatsızlık var. AK Parti'nin kuruluş felsefesine de karşı olan bir insanım ama geçmişte yaptıkları iyi şeyleri de hiçbir zaman inkar etmedim, yatsımadım. Fakat uzun yıl, şu son 10 senesine baktığımda, en azından 2009'dan bu yana baktığımda eleştirilmeyi, yani ciddi şekilde eleştirilmeyi hak eden bir yapıya büründüğünü ve bu eleştirilerin kendi içlerinde de başladığını ve devam ettiğini görüyoruz. Bunlar da bunun bir sonucudur. Bu huzursuzluğun bir anlamda dışa vurumudur. Babacan, Sayın, henüz Davutoğlu'nunkini dinledik. Evet, çoğulcu bir program öneriyor. Fakat Babacan ekibinin henüz programını dinlemedik. Kurduklarında onlara da başarı dileklerimizi sunacağız ve ondan sonra elbette onları da eleştirmeye başlayabiliriz. Ama siyasete katılmalarını ben neticede olumlu görüyorum. Şu vardı tabii, AK Parti içerisinde bir tek kişi anlayışı. Yani bugün nasıl anayasa değişikliğiyle Türkiye'ye getirilmek istenen bir anlayış var. Bizim daima muhalif olduğumuz bir anlayış var. Tek kişi anlayışı ve o ne derse o mottosu hakimdi. Bunun kırılması beni Türkiye adına sevindiriyor ve AK Parti'nin de lehine olacağını düşünüyorum. Lehine olacağını düşünüyorsunuz. Tabii kendi işlerinde de demokrasiye, yani tabandan siyasete... Demokratik açıdan lehine olacağını düşünüyorsunuz. Belki demokratikleşmesini getirebilir diye Peki düşünüyorum. Peki sizce AKP'nin içindeki kaostan, ayrışmalardan doğan bu oluşumlar AKP'nin sonunu getirecek nitelikte güçlenir mi? Önümüzdeki yıllarda, zamanlarda? Bilemiyorum. Yani bu biraz kehanet olabilir. AK Parti neticede belli bir Erdoğan tabanı ve bunun dışında
özellikle sosyal yardım üzerinden destek alan kitlelerin son derece organize bir şekilde siyasete katıldığı, yani sıkı markaj bir parti. Çözülür mü çözülmez mi bilmiyorum. İktidardan gittiklerinde kesin bir çözülmeye uğrayacaklardır, bu kesin. O yüzden AK Parti iktidarda kalmaya mahkum bir partidir. Yani herhangi bir siyasi gelenekten gelmez. Sadece ve sadece rantın, menfaatin dağıtılması üzerine kurulmuş, onun üzerine yapılan bir projedir. Ama ben siyasete bakışımda hiçbir zaman şu dili kullanmanın daha doğrusu çok sağlıklı olmadığı görüşündeyim. AK Parti'nin parçalanması üzerine bir siyaset yapılmamalı. AK Parti'den daha iyi siyaset yapmak üzerine bir siyaset yapılmalı ve benim kişisel çabam, partimin çabası da genellikle bu yönde olmuştur ve herkese bunu öneriyorum. Yani daha iyi siyaseti ilkeler bazında kimliklerden kurtarıp değerler ve ilkeler bazında siyaseti kurduğumuz zaman Türkiye'de yeni bir siyasi dili gündeme sokmuş olacağız. Ben bunun çabasını bütün partilerin gütmesini dilerim. Peki efendim, Sayın İslam, mecliste bir haftadır devam eden bütçe görüşmelerine değinelim sizinle. Ne Cumhurbaşkanı ne bakanlar var denildi. Boş meclis fotoğrafları, videoları paylaşıldı. Nasıl değerlendireceksiniz ve şiddetli devam ediyor görüşmeler aynı zamanda? Evet, geçen senede, bu senede zaman zaman mecliste sert tartışmalar yaşanabilir. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Fakat yeni sistem bizi, özellikle seçilmiş meclisi, ki o parlamento Türkiye'nin tamamını, %100'ünü temsil eder. Yani bütün partileri dikkate aldığınızda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada parlamentonun muhatabı olmaması bence sistem açısından ciddi bir sorundur. Bir anlamda kaçak siyaset yapmaktır. Minderden kaçma siyaseti yapmaktır. Daha ötesini ben size söyleyeyim. Bugün sizlerin oyuyla biz milletvekilleri oraya seçilip geldik. Yani sizler bizi oraya gönderdiniz ama seçilmiş bir milletvekilinin doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na bir soru sorma hakkı yok. Bu bence çok, sistem açısından çok büyük bir çıkmaz. İkincisi, gerek Cumhurbaşkanı yardımcıları, gerek Sayın Bakanlar seçilmiş değil, atanmış kişiler. Biz, bakınız, Türkiye'de hep bunun tartışmasını yapa gelmiştik. Yani seçilmişin muhatabı seçilmiş olmalı demiştik. Ama bugün biz seçilmemiş, atanmış bakanlarla orada yüz yüze kalıyoruz. Tabii meclisteki milletvekilinin siyasi yaklaşımlarına bakanlar da siyasi cevap vermek durumunda kalıyorlar. Bazen haddi de aşıyorlar. Yani mesela işte bugün hadi oradan gibi İçişleri Bakanı'ndan bir milletvekiline bir hitap duyuyorsunuz. Bu Türkiye'deki siyaset geleneğine uygun olmayan, siyasi edebe aykırı hareketlerdir. Peki sizce günümüzde mi siyasi dil bu hale geldi? Yani geçmişten günümüze örneklere baktığımızda günümüzde mi görüyoruz bu yozlaşmışlığı dildeki, yoksa? Hayır. Hep var olan bir şeydi diyebilir miyiz? Şöyle, siyaset zaman zaman sertleşebilir ama belki geçmişten gelen de bir takım sıkıntılarımız var, fakat neticede şöyle bir durum vardı, en azından parlamentoda şöyle bir durum vardı. İktidarı destekleyen partiler, yani iktidar partileriyle muhalefet partileri neticede kuliste birlikte oturup çay içebilirlerdi. Ama bugün bu manzarayı görmüyoruz. Yani özellikle AK Parti milletvekillerinin daha izole bir ortamda olduklarını ve muhalif milletvekilleriyle temasa geçmekte sıkıntı yaşadıklarını hissediyoruz ve görüyoruz. Bu siyaset açısından olağan bir şey değil. Aslında kuliste gelişen dostluklar içerideki dili de etkiler. Yani en sert eleştirilerinizi argoya ve hakarete kaçmadan son derece net bir şekilde söyleyebilirsiniz. Kişisel olarak yapmaya çalıştığım da budur siyasette. Ama bu etkiliyor. Sayın Erdoğan'ın
kimlikler üzerinden siyaseti, bazı kimliklere hakareti ve karşısındakini hain ilan edebilecek kadar haddi aşan bir takım sözlerini tabii ki AK Parti veya iktidar milletvekilleri takip edince, kraldan çok kralcıları da buna ekleyince gerçekten dilde bir sıkıntı çıkıyor. Bizim muhalefetin dili, birbirimiz arasındaki dil, onlara karşı olan dilimiz de böyle değil. Bu çıtayı yükselteceğiz, hiç endişe etmeyin. Umuyoruz, diliyoruz ülkemiz için, İnşallah. Demokrasimiz için bunun olmasını. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İslam. Ben teşekkür ediyorum. Konuğumuz olduğunuz için ve değerli yorumlarınız için.